Hani bazı gençler der ya, annem olsun arzu olmasın, babam olsun talimatı olmasın, sadece bana para versin. Allah'ım olsun bana hep nimet versin ama bana emir ve yasak vermesin. Beni bir takım talimatla imtihan etmesin. Böyle bir kulluk yok ki. Allah Celle Celaluhu insanı imtihan ediyor, insana şeref veriyor. Affedersin köpeği imtihan ediyor mu? Tavuğu imtihan ediyor mu? Kediyi imtihan ediyor mu? Balığı imtihan ediyor mu? Kuşu imtihan ediyor mu? Allah insanı imtihan ediyor. Adam yerine, insan yerine koyuyor onu. Akıl veriyor. Meleklerden üstün kılıyor. Diyor ki bu hayvanların hepsini senin için yarattım diyor. Bak sen bu imtihanı kazanırsan sana bir hayat vereceğim ki bir daha ölüm yok onda. Bir gençlik var, bir daha ihtiyarlama yok onda. Bir sağlık var, bir daha hasta olmak yok onda. Bir zenginlik var, bir daha fakir olmak yok onda. Öyle bir hayat sana vereceğim diyor. Şu kısa hayatta imtihanı başaracaksın bu kadar diyor. Şimdi kıymetli dostlar. Yeniden iman edeceksiniz Allah'a ve Resulüne. İnanılması gerektiği gibi. Şimdi kıymetli dostlar, faize bulaşanlar, krediye bulaşanlar, namazı gevşetenler, cumadan cumaya namaz kılanlar, bayramdan bayrama namaz kılanlar veya beş vakit namazı kıldığı halde, namaza hiç benzemediği halde namaz kılanlar, hiç namaza benzemeyecek şekilde çabur çabur. Havur hubur şabur şubur derler ya. Yani bunların gerçekten imanları tam olsa, Allah'a tam inansalardı, bu aksaklıklar bu şekilde olur mu?